İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin aile hayatını anlatmak istiyoruz. Değerli dostlar, aile insanlığın geleceğini belirleyen en temel kurumdur. İnsanın en mutlu ve en huzurlu olduğu yer aile ocağıdır. Bu husus kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmiştir. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Peygamberimiz de aile ilişkilerini şekillendirmek için sözlü ve fiili düzenlemelerde bulunmuş ve eşlerin birbirlerini sevmelerini, kişinin eşinden nefret etmemesi gerektiğini, onda hoşlanmadığı huyların yanında hoşlandığı huylarının da bulunabileceğini belirterek huzurlu bir aile olmanın ölçüsünü beyan etmişlerdir. Mükemmel bir eş olan Peygamber Efendimiz bir baba olarak da çocuklarına ilgili ve merhametliydi. Çocukları mutlu etmeyi severdi. Kızı Hazreti Fatıma yanına geldiğinde onun için ayağa kalkar, elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu kızı Fatıma'yı. Hazreti Peygamber de kızı Fatıma'nın yanına girdiği zaman Fatıma hemen ayağa kalkar, elinden tutar, öper ve kendi yerine buyur ederdi Efendimiz'i. Çocuklarını çok seven Allah Resulü onların eğitimine de özen gösterir, onları incitmemeye dikkat eder, onlara şefkatle davranır, uyarılarını dahi yumuşatarak yapardı. Peygamber Efendimiz bir gün hanımı Ümmü Seleme'nin önceki eşi Ebu Seleme'den oğlu Ömer'in yemek yerken tabağın her tarafından yediğini görünce "Oğul, besmele çek, sağ elinle ye ve hep önünden ye" diyerek uyarmıştı onu. Enes bin Malik'e de şu tavsiyede bulunmuştu. "Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu kendin ve ev halkı için bir berekettir." Peygamber Efendimizin bütün bu davranışları, bütün bu sözleri ve uygulamaları bizler için bir öğüttü, örnekti. Yolumuzu aydınlatan bir ışıktı. Huzurun kaynağıydı. Allah'ın merhametine bir vesileydi. Allah Resulü aile efradına sorumlu oldukları ibadetleri zaman zaman hatırlatarak hem tebliğ görevini yerine getiriyor, hem de onların ibadetlerini ifa noktasında ihmalkar davranmamalarını sağlıyordu. Zira Kur'an, Hazreti Peygamber'e dünya hayatının debdebe ve cazibesine kapılmaması gerektiğini, kendisine verilen nimetin hayırlı ve kalıcı olduğunu beyan ettikten sonra şu talimatı veriyordu. Ailene namazı emret, kendinde ona sabırla devam et, senden bir rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel netice ve sonuç ancak takva iledir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz birçok hadisinde ailenin önemine işaret etmiş ve onun bir huzur yeri olduğunu belirtmiştir. Bir baba olarak çocukları dünyaya gelince sevinmiş, vefatlarında da üzülmüştür. Söz gelimi oğlu İbrahim'in doğum haberini kendisine getiren Ebu Rafi'ye hediye vermiş, İbrahim'in annesi Mariye'yi azat etmiş, çocuğunun süt annesine bir hurmalık tahsis etmiş ve sık sık süt annesinin bulunduğu yere oğlu İbrahim'i görmek için gitmiştir. İbrahim'in küçük yaşta vefat etmesi üzerine Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Abdurrahman bin Affın hayret dolu bir ifadeyle "Sen de mi ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü?"
demesi üzerine bunun şefkatten kaynaklandığını, üzüntülü olduğunu ancak bağıra çağıra ve feryat ederek ağlamayı yasakladığını söylemiş ve göz ağlar, gönül mahzun olur. Biz başka bir şey değil, sadece Rabbimizin razı olacağı şeyler söyleriz diye cevap vermiş. Sonra da eğer gidilecek bir yol olmasaydı ve sonra giden öncekine kavuşmasaydı, şimdi farklı şeyler düşünecektik. İbrahim, gerçekten biz senden ayrılışımıza üzgünüz buyurmuştu. Daha sonra dostlarına, ben oğluma son bir kez daha bakmadan onu kefenlemeyiniz buyurdu. Yıkama işi bitip kefene sarılacağı zaman peygamberimiz oğlu İbrahim'in yanına gelmiş ve üzerine kapanarak tekrar ağlamıştı. O bir baba olmasının yanında aynı zamanda Allah'ın Resulü'ydü. Biricik oğlu İbrahim'in öldüğü gün meydana gelen güneş tutulmasıyla bu ölüm arasında bağ kuranların bulunduğunu işittiğinde, ayla güneşin herhangi bir kimsenin hayatı veya vefatı sebebiyle tutulmayacağını ifade ederek uyarmıştı ashabını. Peygamber Efendimiz oğlu İbrahim'in vefatında yaşadığı duygusal atmosferin bir benzerini kızı Zeynep'in kızı Ümeyme adlı torununun vefatında da yaşamış, gözlerinden yaşlar boşanırken bir taraftan da "Alan da Allah, veren de Allah'tır" buyurarak başta kızı Zeynep olmak üzere etrafındakileri teselli etmişti. Bir dost ve bir baba olarak yaratılışın en ince duygularıyla bezenmiş olan Hazreti Peygamber, bir aile reisinin aile fertlerine nasıl davranması gerektiğini emir ve tavsiyeleriyle açıkladığı gibi bizzat kendi uygulamalarıyla da ortaya koymuştur. Erkeğin kadına iyi davranması gerektiğini çok açık ve kesin bir şekilde dile getirmiştir. Peygamberimiz bu anlamda en hayırlınız ailesi için hayırlı olandır. Bana gelince ben aileme karşı en hayırlı olanınızım buyurmuştur. Enes bin Malik ailesine Allah Resulü kadar şefkatli bir kimse görmedim demektedir. Değerli dinleyicilerimiz, yüce dinimiz İslam, hak kavramına büyük değer vermiş, bunun kaybolmaması için gereken tedbirleri de almıştır. Bu haklar içerisinde en çok üzerinde durulansa şüphesiz kul hakkıdır. Kul hakkı kavramı, din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal statü farkı gözetmeksizin kişilerin can, mal, namus, şeref ve haysiyet gibi dokunulmaz kabul ettiği değerlerin suç ve düşmanlıklara karşı korunmasını ifade eder. Bu kavram aile ile de çok yakından ilişkilidir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede ve Peygamber Efendimizin birçok hadis-i şerifinde kul hakkına saygı gösterilmesi istenmiş, bu değerlere saldırı mahiyetindeki her türlü tutum ve davranış yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, "Bir kimse diğer bir kimsenin haysiyetine yahut malına tecavüzden dolayı üzerinde bir hak bulunursa, altın ve gümüşün geçmediği hesap günü gelmeden helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı haksızlık ölçüsünde iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık eden kimseye yüklenir" buyurmakta. Konuyu detaylandırdıkları bir başka hadis-i şeriflerinde ise sahabe-i kiram efendilerimize "Müflis kimdir bilir misiniz?" diye sorduklarında onlar "Bize göre müflis ticarette parasını ve malını batıran kimsedir" diye cevap vermişler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Müflis yani iflas etmiş kimse kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla Allah'ın huzuruna gelir. Ancak bu kimse falana sövmüştür, filana iftira atmıştır, falanın malını haksız yere yemiş, filanın kanını akıtmıştır. Bu kimsenin iyilikleri, yaptığı haksızlıkların cezası olarak hakkını ihlal ettiği kimselere verilir. Bu kimse, üzerindeki hakları ödemeden iyilikleri bitecek olursa, bu defa hakkını ihlal ettiği kimselerin günahları onun sırtına yüklenir. Böylece cehenneme atılır.
İşte ümmetimin müflisi bu kimsedir, buyurmuşlardır. Müslüman olarak kulaklarına son derece titizlik göstermeli, başkalarının hakkını almışsak o hakkı ödemek ve helalleşmek suretiyle bu haktan kurtulmaya gayret etmeliyiz. Şu gerçek bilinmelidir ki, insanın üzerinde hakkı olan kişilerin başında aile fertleri gelmektedir. Çünkü kişinin sevincini ve üzüntüsünü ilk önce paylaştığı kimseler aile fertleridir. Hazreti Peygamber çeşitli vesilelerle erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde hakları bulunduğunu dile getirerek kadınlar hakkında Allah'tan korkulmasını, onlara haksızlık yapılmamasını istemiştir. Kocasını şikayet için kendisine gelen kadınların sayısı artınca bu tür davranışta bulunanların, yani hanımlarına iyi davranmayanların iyi kimseler olmadığını söylemiştir. Peygamber Efendimiz hanımlarına iyi davranmış, hanımlarını dövenleri de "Kadınlarınızı nasıl dövüyor, sonra da akşam olunca beraberce yatıyorsunuz" diyerek kınamıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz hanımlarının ve diğer aile fertlerinin yakınlarına da ilgi gösterirdi. Daha önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi vefayı Müslümanın şiarı olarak tanımlayan ve en küçük bir iyiliğe karşı bile vefalı olmamız gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, eşlerin birbirlerine karşı vefakarlığına bizzat kendisi en güzel örnektir. Hazreti Hatice asaleti ve fedakarlığıyla hayatı boyunca peygamberimizin yanında yer almıştı. Elbette vefa peygamberi bu kutlu hanımefendiyi unutamazdı. Unutamadı da. Vefatından sonra onu övgüyle anmış, "Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi" diye onun iyiliklerini sayıp dökmüş, ondan hep sitayişle bahsetmiştir. Peygamberimiz bazen bir koyun keser, sonra da kestiği koyunun etini vefat etmiş olan Hatice annemizin hatırı için yine onun dostlarına gönderirdi. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'ye olan bağlılığı ve vefası Hatice annemizin vefatından 12 ile 13 yıl sonrasına, yani Peygamber Efendimizin vefatına kadar eksilmeden devam etmişti. Peygamberimiz Hazreti Hatice annemizi hayatı boyunca hiç gönlünden çıkarmamış, onu hatırlatan herkese karşı vefa duygusuyla hareket etmiş, Hatice annemizin arkadaşlarına her zaman özel ilgi göstermiştir. Örneğin bir gün evlerine ihtiyar bir hanım gelir. Peygamberimiz misafirine halini hatırını sorar ve ona pek çok iltifatta bulunur. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı bellidir. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına olan ilgisi dikkatinden kaçmayan Hazreti Aişe annemiz merak ederek, "Bu yaşlı hanım kimdi ey Allah'ın Resulü?" diye sorduğunda Peygamber Efendimiz, "O kadın Hatice'nin arkadaşıdır. Hatice'nin sağlığında evimize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır." buyurmuştur. Yine Hazreti Hatice'nin hatırasıyla ilgili olarak şunu ifade etmek isteriz. Mekkeliler Bedir'de Müslümanların eline geçen esirlerine fidye olmak üzere bir takım mallar göndermeye başlayınca Hazreti Peygamber'in kızı Zeynep de henüz Müslüman olmayan kocası Ebul As'ın fidyesi olmak üzere bir miktar mal gönderdi. Hazreti Zeynep'in gönderdikleri arasında Hatice annemizin kızı Zeynep'i evlendirirken ona düğün hediyesi olarak taktığı kendi şahsına ait bir gerdanlık da vardı. Allah Resulü hem rahmetli eşinin hem de kızının hatıralarını üzerinde taşıyan bu gerdanlığı görünce çok üzüldü ve arkadaşlarına "Uygun görürseniz Zeynep'in esirini serbest bırakın ve Zeynep'e ait olan şu gerdanlığı da kendisine iade edin" dedi. Onlar da bu teklifi derhal kabul etmişlerdi. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice annemizle ilgili birkaç hatırası bile onun aile fertlerine karşı vefasını göstermesi bakımından yetip artmaktadır.
Peygamber Efendimiz kendi ev halkından gördüğü Enes bin Malik'in annesi ve büyük annesiyle de ilgilenmiş, babasından kendisine intikal eden ve çocukluğunda kendisinin hizmetini gören Ümmü Eymen'e de anneciğim diye hitap etmiş ve onun için o benim ailemin bakiyesidir buyurmuştur. Ne mutlu, her konuda olduğu gibi aile ilişkileri konusunda da Peygamber Efendimiz'i kendisine örnek alanlara. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz'in hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.